Şimdi ekranlara getireceğimiz haber adeta insanlık yok olmuş dedirten bir görüntü. Görüntülerde eşiyle pazara giden yaşlı kadın bir anda yere yığılıyor ve birçok vatandaş yardım etmek yerine yaşlı kadın ve adamın yardım çığlığına kayıtsız kalarak sadece izlemekle yetiniyor. Elinde pazar arabasıyla birlikte yolda eşiyle birlikte yürüyordu. Birden göğsüne ağrı girdi ve yere yığıldı. Eşini yerde gören ve ne yapacağını şaşıran yaşlı adamsa önce çevreden yardım istedi ama ona yardım eli uzatmak yerine kendilerini bir film sahnesi izliyormuş gibi bakanlarla karşılaştı. Bu insanlık ayıbı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. 66 yaşındaki Meryem Çakır'ın kalbinin ağrıması ve yere yığılmasıyla gözler önüne serilen bu insanlık ayıbına ortak olmamak için çabalayan kimi vatandaş da bilinçsiz biçimde Çakır'a ya su içirmeye çalıştı ya da ayaklarını havaya kaldırarak kan akışını hızlandırmaya yeltendi. Dün burada birçok insan soğan koklatalım, sarısı vardır, yok çenesini sıkalım, ne bileyim su verelim, kolonya dökelim gibi hani bilmeden, hastaya zarar vereceklerini bilmeden insanlık yapmaya çalıştılar. Hakan Algül adlı vatandaşsa bir süre yerde kıvranan ve eşinin başında bekleyen ve yardım dileyen yaşlı adamın imdadına koştu. Burada bir yaşlı teyzenin yattığını gördüm. Çevredeki insanlar müdahale etmekle gecikmişlerdi. Kendim 2009'dan beri ilk yardımcı belgesi sahibiyim. İstanbul'da büyük ölçüde şantiyelerde bu gibi olaylara çok şahit oldum. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Soluk alıp vermediğini anlamam gerektiği için baş geri çene pozisyonu yaptığımda, başını geri aldığımda elini göğsüne koyduğum anda teyzenin bir anda nefes aldığını fark ettim. İlk yardım eğitimi aldığını ifade eden Algül'ün müdahalesinin hemen ardından çağrılan 112 sağlık ekibi talihsiz kadını Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yarı baygın vaziyette hastaneye getirilen Çakır'ın yapılan kontrollerinde aort yırtılması şüphesi ve hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Alanya'da özel bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.